Vizca ile da çok iyi uyumlu oldular. Visca ayrı bir konu. Visça e, yani birbirlerini anlamaya başladılar. Visca hem istikrarlı, hem düzenli skor katkısı veriyor, hem takımsal olmasına katkısı çok yüksek. Eee başka bir konu. Bir de Visca'nın yaşı yani o da gerçi 90'lı olması lazım. O da 32, 32 oldu artık ama var, yani evet. Visca geldiğinden beri zaten neredeyse lig maçı kaçırmıyor başak 11 sene falan oldu herhalde. 10-11 yani, sene gibi çok bir... istikrarlı bir görünç var. Eee Vakem'e iniş çıkışlar yaşıyor. Yani sözleşme senesi olduğu için ben bunu çok önemsiyorum. Yani Trabzonspor'un ilerleyen yıllarda başının ağrımaması adına mali anlamda. E, tabii ki. Yoksa Vakem'e elbette Trabzonspor katkı sağlar. Ve elbette e, devam edilmelidir ama doğru şartlarda. Bence onu da çok iyi etüt edip, çok iyi e, tespit edip ona göre bir sözleşme önermesi lazım Trabzonspor'un. İyi bir sözleşme olursa dediğin gibi tekrar devam edilir. Şimdi maç ve maç sonu röportajları birazdan vereceğiz tabii. E, maçın da e, önemli anlarını mutlaka değerlendirelim, konuşalım. O ayrı ama bir e, alkış da bence o kadar yağmur olmasına rağmen seyirciye. Doğru. Takımın gidişatı zaten iyi. E, şampiyonluk geliyor. Diğer taraftan seyirci de bilmiyorum fark ettim mi? Yani tıklım tıklım. Doluydu, fulldu yani. Ve bırakmıyorlar takımı yani, bırakmıyor o taraftar. O çok önemli. Şöyle söyleyeyim, ee, takımda rehavet olabilir diyoruz da seyircide de rehavet olabilir bu, bu durumlarda ya aldık zaten nasıl olsa filan deyip ama taraftar kesinlikle en ufak bir rehavet kesinlikle. yok taraftarda direkt e, her maç full çakılı içeride ve müthiş bir atmosfer e, Trabzonspor taraftarı bu sezonun hakikaten özel ödülünü hak ediyor hani böyle her sezon sonunda özel ödüller verilir ya Trabzonspor taraftarına özel ödül verilmeli diye düşünüyorum. Onlar da takım kadar müthiş bir performans sergilediler. Yeni stadın etkisi çok büyük bunda. Yeni stadda çok muazzam bir ambiyans, muazzam bir atmosfer oluşuyor. her yönüyle iyi giden bir durum var son birkaç maç hariç. Ama onun da ben işte bu haftalardan itibaren mutlaka takımın bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Çünkü artık futbolcular da kendi aralarında konuşur böyle durumlarda. Ya beyler yeter bak tamam. şampiyon olduk, şampiyon olduk diyoruz da artık şu işi bitirelim noktasına gelirler. Ben Adana Demirspor maçının bu anlamda Trabzonspor adına çok kritik ve dönemeç dönemeç bir maç olduğunu, viraj kritik bir viraj olduğunu düşünüyorum. Ee, açıkçası bu haftadan itibaren Trabzonspor'un futbolunda bir yükseliş görebiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii şu da var. Biliyor bazen e, maçların ruh hali başka da olabiliyor. O günkü şartlar, o günkü parametreler. Tabii. Şimdi rövanş maçı 10-11 Mayıs. Şöyle düşünelim. Trabzonspor takımı ligde şampiyon olmuş. O coşku, o mutluluk, o sevinç gözyaşı arkasından bir kupada final yolunda bir maç. tabi o günkü ruh haliyle bugünkü ruh hali arasında farklar var. O güne e, hani biz şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı hani, bu noktada elbette çifte kupayla her takım kapatmak ister. Geçen Tabii. yıl Beşiktaş'ın yaptığı gibi. Bu sene de öyle ama o anki parametreler farklı olabilir değil mi Serdar %100. bakıldığında? Hatta antrenman tempoları düşük olsa bile o özgüven bile şampiyon takım özgüveni bambaşka, bambaşka bir, übiyete, bir şey. e, kavuşturur ve futbolcu oyundan da zevk almaya çalışır. Çünkü hani, yani, Trabzonspor cami olarak tabii ki kupayı çok istiyor muhakkak ama diğer taraftan ligde, ligle ilgili tasarrufu çok daha fazlası ve o oyuncu grubu şampiyonluğu tescil ettikten sonra Zaten o kupa maçına çıkacağı ruh hali bambaşka olacak çok. Ya bir de e, yani e, finaller her zaman e tabii hani performanslarıdan çok bağımsız olur. Yani niye çünkü Ücün şöyle bir durum var. Niye üç kupa almayayım? Yani tarihe niye geçmeyeyim? Çünkü çok e, fazla bir performans yok bu üç kupayı birden almakla ilgili e, lig tarihinde. E, dolayısıyla buraya da adını yazdırmak isteyecek oyuncu grubu. E, burası çok önemli ama taraftar açısından e, çok katılıyorum Volkan Demirel'e ile çünkü çok dinamikler. Volkan Trabzon... Demirel'e mi dedi? Volkan Demirel'e dedi. Dem Demirel, Demirel mi dedim? <laughs> ben Demirel gibi. Yalnız, olabilir. Volkan Demirel Volkan almıştır. o zaman selam olsun buradan. Volkan Hoca Vol almıştır. Serdar. Yani e, benim aslında esas e, üstüne durmak istediğim konu biraz da şu Trabzonspor'un ben tribünlerin şampiyonluk yaşamasını istiyorum. Yani O seyirci için. Şimdi ben yani federasyon ne olur şuraya dikkat etsin. Yani şu olduğu zaman hoşuma gitmiyor benim şampiyonlukta. Hı. Ben maçımı oynadım. Bitti şampiyon oldum kupa yok. Hayır o da değil. Maçımı oynadım atıyorum cuma günü maçımı oynadım. Kazandım. Fenerbahçe'de Cumartesi oynadı. Muhtemel, yani bir şekilde olası senaryoda galibiyet beraberlik mağlup oldu ve şampiyonluğu ilan edeceksin. Ya çok kötü bir şey bu ya. Yani o aynı saatlere alınsın ne olur maçlar. Yani bu sadece rekabet açısından hadi bir şey olmasın hani farklı şeyler konuşuluyor geçmiş dönemlerde. Bugün ama e, şey bu hafta Fenerbahçe önce ama. Cuma. Cumartesi oynuyor. ya Ben şey, yine Trabzon... de hani oradan Fenerbahçe, gelen bir haber cuma oluyor ya değil. tribünlere. Eskiden radyolar vardı. Radyodan böyle dinlerdik maçları. Mikrofonlarımız anda... Trabzon Avni Aker Stadyumunda falan derdi. Fenerbahçe Cumartesi oynuyor. Bu hafta mı? Evet. Fenerbahçe Cuma oynuyor ya. Hayır. <laughs> abi Cuma oynuyor. Rize maçı iyi bak. Cuma. Evet, cuma. abi Trabzonspor cuma Cumartesi Trabzon Spor yanılmıyorsam değil mi? Cuma. Bir bakar mısınız? Cumartesi Trabzonspor arkadaşlar. Cuma, Cuma günü de Fenerbahçe. Fenerbahçe oynuyor. Ha. Cuma günü Çaykur Rize Fener. Cumartesi de Trabzonspor. Cumartesi de Trabzonspor deplasmanda Adana Demirönü. Doğru. Ha. doğru. Ben evet. Şimdi oraya benim oraya demek istediğim özür şu. Derim. O tribünlerin bir anda diye bir ses olur ya böyle. Orada gol oldu. Mikrofonlarımız Kayseri'de mikrofonlarımız işte Fenerbahçe <laughs> Stadyumunda. O Fenerbahçe Stadyumundan rakibin golü geldiği zaman ya da Trabzon'un rakibinin golü geldiği zaman oradaki ambiyans... O şampiyonluk tadı daha başkadır. Hatta o zaman biraz daha şey radyodan yayın. Sen böyle nostalji arıyorsun biraz. Radyodan mı dinlesek maçları acaba? Ya nereden dinlediğimizin <laughs> önemi yok ama ben tribüne gelen seyirci için bu çok o kadar önemli bir şey ki. Bence çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Tabii, ya. Bu, o atmosfer müthiştir. %100 katılıyorum sana. Yani ben e, sonuçta artık buna, ya şeyi bu atarsana, yayın konusu Gal Galatasaray ile Fenerbahçe aynı saatte maç yapıyor. Denizli Fenerbahçe, evet doğru. Yani Tabii ki o tatlı olmayabilir. Puan farkı gitmiş ama oradaki aleti ruhiyelerine baksana Şurundan herkesin. Şundan bahsedeyim. Şimdi elbette senin söylediğin şey çok önemli. E, ama bir hem böyle bir yarış yok. Arada 11 puan fark var. Hem de e, endüstriyel futbol diye bir gerçek var. Artık bu yayınla ilgili çok üzerinde e, konuşacağımız bir durum yok. Yani sonuçta bunun bir yatırımı var. O yatırımda elbette. karşılığında elbette. olması lazım. Sen çok saygı duyuyorum ama... Ya, Bazen bir şeyleri de rekabet için daha ön plana çıkartabilir, daha güzel olabilir diyorsunuz. Marka değerini doğru. daha da sağlamlaştırıp önümüzdeki sene için daha iyi inşa edilebilir bir doğru, şey doğru. olabilir. Doğru, yani doğru. Bu tarafının da düşünülmesi lazım gelir sadece. Oradan bahsediyorum aslında. Tabii Bakalım bir kadar, değerlendirilir ya. ya. Hikmet hocanın e, bu maçtaki oyun anlayışı için bir şeyler söylemek Sen ister misiniz? Hikmet hoca ile ilgili, ya geçmiş dönemde e, çok beğendiğim. Yani dili geçmiş zaman kullanacağım ama ne olur kusura bakmasın hocamız. Çok ezbere kaçmaya başladı bence Hikmet Hoca. Niye? Yani geçmiş dönemlerde mesela Hikmet Hoca'nın yaptığı işlerde radikal kararlar oluyordu. Şimdi eski ezberleriyle ya da daha bilinen yöntemlerle problem çözmeye çalışıyor. Ben biraz burayı eleştiriyorum. Yani bizim onu bu kadar takdir etmemizin en önemli nedenlerinden biri... Mesela bazen e, arka savunmayı işte ön oyuncusunu beke doğru devşirip bazen altılı savunmaya geçip o Kayseri'de çok yaptı, bekten stoper çıkartıyordu. ikinci stoper üçüncü stoper olarak falan koyuyordu ve ya hocaya bak falan diyorduk neler yapıyor diyorduk. Bu dönemde ben biraz Hikmet Hoca'yı e, tabii ki e, başarılı başarısız bunu şey yapmayalım ölçümlemesini yapmayalım ama ben biraz ezbere kaçtığını düşünüyorum Hikmet Hoca'nın. Ondan daha radikal çözümler beklerdim ben Kayseri Spor bu senede.